Haber Söz Sizde ekibi olarak bugün Ürgüp Pazarı'na geldik. Bakalım buradaki fiyatlar nasıl? Vatandaşlara mikrofon uzatacağız. Doğru. Peki bir haftalık pazar alışverişinizin tutarı nasıl? Pek pazara çıkmışlığım yok benim. Market alışverişi mi? Aynen. Marketi daha çok mu tercih ediyorsunuz? Ya markette ağır geliyor, ne yapalım, mecbur kaldığımız için şey diyor yani. Peki sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla normal, zam gelirse iyi, zam gelmezse... Alıcı mısınız sizler de? Biz de alacağız, evet biz de alacağız. Genelde pazardan mı alışveriş yaparsınız? Aynen. Ya biz köylü çocuğuz, kendimiz çıkınca kendimiz çıktığı zaman da buralardan alıyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Peki sizlere de hasat nasıl diye soralım. Şimdi üretiyor musunuz sizler de? Bizler de üretiyor şu an. Gübre bahalı, mazot bahalı. İşin içinden zor çıkıyor. Üretebiliyor musunuz? Üretiyor, üretmiyor, üretiyor. Para ederse iyi, para etmezse sıkıntı. Bu sene mahsulü iyiydi mesela patatesimiz. 5 liradan gitti. Ekmek bıraktı, bırakmadıysak yalan olur. Peki önümüzdeki süreçte vatandaşı nasıl bir fiyat bekliyor? Vallahi onu bilemeyiz. Onu Allah bilir, onu biz bir şey diyemeyiz. Şudur desek yalan olur. Pazarımız güzel, her şey normal şu anda fiyatlar. Fazla bir yüksek fiyat yok. Her şey normal bak. Fasulye 15 lira. Mesela geçtiğimiz hafta fiyatlar nasıldı, şimdi nasıl? Nasıl bir değişiklik var fiyatlarda? Biraz düşüş var bu haftaya göre, evet. Değil mi? Peki. Aynen. Patates 15 liraya kadar çıktıydı, 10 liraya düşmüş maşallah. Çok güzel. 2 kilo yancı alabiliyor. İnşallah böyle devam eder. İnşallah. Vallahi çok pahalı. Fiyatlar bir türlü düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda sanki daha yüksek. Aynı, daha yüksek. Burada daha aynı. Hiç değişmiyor. Kilo 15, kilo 10. 10 liradan aşağı hiçbir şey bulamıyoruz. Vallahi yapacağım bir şey yok. Peki bir haftalık pazar alışverişinizin tutarı tahmini olarak ne kadar tutuyor? 300 lira koydum, kalmadı cebimde. Şu an bitirdiniz mi? Bitirdim. Gidiyorum şimdi kayda. Peki neler aldınız bu bütçeyi? Peynir, mantar, yumurta. Şurada bir sebzem var. Hepsi o. Domates, salatalık, fasulye. Peki sizce bu fiyatlarda nasıl bir değişiklik olur ilerleyen süreçte? Valla mazot fiyatlarını düşürmediği müddetçe bu fiyatlarda zerre kadar düşürmez. Hiç. Mazot fiyatı düşmediği müddetçe bu fiyatları kimse düşüremez. Normal. Her şeye göre normal. Peki geçtiğimiz hafta nasıldı, bu hafta nasıl? Bu hafta ucuzluyor. Yaza geldi mi ucuzlar. Salatalık mesela ucuzluyor. Domates ucuzluyor. Peki sizin bir haftalık pazar alışverişinizin tutarı tahmini olarak ne kadar? Var da petrolün yok senin. Sen zebzeyi ayar görüyorsun, petrolün yok senin. Petrolden, bu talladan kalkıyor. Gübresi var. Stili bunun 2 lira salatalığı. Şu bir tane salatalık dikmek için 2 lira vereceksin, sulayacaksın, testleyeceksin, öyle olacak. Peki bir çözüm öneriniz var mı vatandaş olarak? Çözüm petrol. Petrol çıkaracak Türkiye. Her tarafı deniz. Denizin içinde petrol olur. Suriye sınırında var mesela. Dibine bir tane devlet çıkaracak. Ondan ucuzlar. Değilse ucuzlamaz. Pazar fiyatları şeye göre, dolara göre normal. Peki bir haftalık alışverişiniz ne kadar tutuyor tahmini olarak? Şeyine göre. İki kişiyiz zaten, ailede iki kişilik, bir kilo aldım çok bile geliyor. Peki genelde sebze ürünleri mi tüketiyorsunuz? Sebze ürünleri, şeker olduğu için bende. Çok geçmiş olsun. Evet. Peki sebzelerin fiyatları normal mi diyorsunuz? Ya şeyine göre, kazancına göre. Kimseye bir şey diyemiyorsun. Ama hükümetin bir şeysi yok bunda. Ben hükümete bulmuyorum kabahati. Serbest piyasa olduğu için istediğinden alabilirsin. 7,5 lira, 3 lira, 5 lira hepsinden ayrı ayrı alabiliyorsun. Ve elbette şey olmayanlara pahalı ama bu kadar değil yani. Yine kazancına göre. Ben Avrupa'dan emekli olduğum için benim için doğru konuşmak lazım gelirse. Ama şeylere buradan kazancı şey olanlara haliyle pahalı 12,5 lira. Paranın değeri birden düştü. Ben şahsen onu düşünüyorum yani. Peki. Güzel güzel. Güzel mi? Güzel. Fiyatlar nasıl? Pazarımız güzel, çeşitlilik çok fazla. Normal, fiyatlar normal. Normal. Herkes emeğini alacak, normaldir. Benim için normal.
fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Bulursanız da değişen bir şey yok. Her şey pahalı. Sadece pazar değil, her yer pahalı. Ekonomi batık. Başka söyleyecek bir şey yok. Pazar fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. Nasıl? Fiyatlar güzel mi? Güzel. Beğeniyorsun ya. Beğeniyorum tabii. Onu yetiştiren var. Biz yetiştirenlerdenik. Maalesef çok kötü. Şu an 2 kilo soğan, patates, bir karpuza 120 lira verdim. Biz öğretmeniz ama daha alt sınıf ne yapıyor bilmiyorum. Çok üzülüyorum. Çok kötü yani. Ülkenin durumu çok kötü. Allah sonumuza hayır getirsin. Peki yazın gelmesiyle birlikte fiyatların düştüğü, hatta düşeceği söyleniliyor. Çok çok kesinlikle. Pazarları da bir denetleyeceklerdi. Harika denetim. Kirazın kilosu 20 lira, kayısının kilosu 20 lira. 3 liraya alıyorduk bundan 2 sene önce. Peki fiyatları değerlendirdiniz. Geçen haftaya nazaran nasıl? Kesinlikle daha fazla. Geçen hafta 15 liraya aldım kayısıyı. Bu hafta 20 idi. Peki bir pazarı kaç liraya mal ediyorsunuz? Şimdi onu hesaplıyordum tam. Çok az meyve aldım. 200 lira gitti ve hala alamadığım bir sürü şey var. Ya sebzeye, yeşilliğe falan hiç girmedim. Yeşillik zaten meyveden pahalı durumda. Ya çok kötü. Yani düzelecek diyorlar ama ne zaman düzelecek? Olay bizde mi, devlette mi, millette mi, satıcıda mı? Şaşırmış durumda herkes. Bu halkın hali ne olacak? Biraz baştakımıza söyleyin de o başbakanlar pazara çıksın, barışırış yapsın. Nasıl fiyat? Fiyatlar uçkun. Yetiştirici artık yetiştiremiyor. Bir çuval şeker 1 milyar 1700 lira olmaz. Artık olmaz, yeter artık. Yani ne olmaz. Biraz yani mazota günlük zam geliyor. Bu günlük mü zam geliyor? Artık bu kadın yetiştiremez oldu ya. Yeter artık. Alamıyorlar. Bir tane patlıcan alınmaz. O milletvekiller oraya oturup da yani şey etmesinler. Önce bir baksınlar. Ben yetiştireyim Ayhanlıyım, ben reçberim. Bana sor bana. O sandık ceyran o fiyat oldu, mazot o fiyat oldu kızım. Gübre alamayayım, yakın ektim, gübresiz ektim. Git bak bir tane yok. Biçer girecek aha yakın yok. O sandık biz, inan var o sandık bak. İreçberliği öldürdü. Kendi aylığına zam koydu emekliye, ben emekliyim niye zam yok? Konuşuyorum tabii, öldük o sandık gayrı yani. Bize de yardım yapsın. Bir sürü ineğim var, yemin torbası 350 milyon oldu. Bir çoban tutuyorum, koyunum var 8 milyar aylığı. Daha ne öğrenelim? Acımızdan mı öleceğiz kızım? Ya normal şu anda fiyatlar, sebze fiyatları normal. Meyve biraz yüksek. O da meyvenin az olduğundan olabilir. Sebze fiyatları normal ama. Yani şu an günümüz şartlarına bakınca normal. Peki tarladan sofraya nasıl bir geçiş bekliyor alıcıları? Yani çok maliyetli bir geçiş mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii mazot, diğer bizim pazarcının poşet ve mazot, mesela direkt getiren kişi için mazot, bizde mesela poşet, bunlar etken şeyler. Yani fiyatlarda etken şeyler. Ama yani yine diğer gıdaya, diğer şeylere baktığım zaman şu anda sebze meyve yine en ucuz bence bunlar. Yani geçen haftaya nazaran bu haftaki fiyatlar nasıl? Biraz yükselme var yine. Yani ihracat girmiş olabilir. Bizim fiyatlar çok değişkendir. Ani düşüşler, ani çıkışlar. Yani bu hava şartlarına bağlıdır, ihracata bağlıdır. Yani geçen haftaya göre biraz yükselme var. Domates, biber, patlıcanlarda biraz yükselme var. Acayip pahalı. Gerçekten yetişemiyoruz artık. Peki geçen hafta nasıldı, bu hafta nasıl? Bir düşüş veya artış nasıl değerlendiriyor? Ben daha yeni geldim, onu bilmiyorum. Fiyatlarını? Nasıl fiyatlar? Pahalı. Geçinemiyoruz. Ve asgari ücretine nasıl geçinebilirim? Haftalık pazar alışverişinde ne kadar harcıyorsunuz tahmini olarak? 200 lira çantayı dolduramıyoruz. Peki yeterli oluyor mu sizler için? Yok. Peki bu 300 liranın içerisinde neler alabiliyorsunuz? Şeftali, domates, biber, patlıcan, peynir, bunları alabiliyoruz. Peki hani geçen hafta mı fiyatlar daha yüksekti yoksa bu hafta bu mı? Hafta biraz düşük. Düştü fiyatlar. Evet. Peki hangi ürünlerde düşüş var? Domateste, biberde düşüşler var. Daha çok yaza girdiğimizden evet, ötürü olabilir. Evet. Bu aralar biraz düşüş var pazar fiyatlarında. Yani iki ay öncesine göre bazısında düşüş, bazısında yükseliş var. Peki her hafta Ürgüp pazarına gelir misiniz? Gelirim, hemen hemen her hafta gelirim, evet. Peki geçen haftaya nazaran bu haftaki fiyatlar nasıl? Yani pazara yeni geldim ama yani hemen hemen aynı gibi gözüküyor fiyatlar. Hemen hemen aynı, fazla bir düşüş yok. Bir haftalık pazar alışverişinde ne kadar harcıyorsunuz tahmini olarak? Yani tahmini A'dan Z'ye meyvesinden, zeplesinden hepsinden tutarsan yani 200-300 arası gidiyor. Meyve alırsan, meyve almazsan o kadar gitmiyor. Peki doldurabiliyor musunuz poşetleri?
Yok, ne de dolduracaksın. Zor. Hepsinden 3 kilo 4 kilo alacaksan 2 alıyorsun. 1 alacaksan yarım alıyorsun. Duruma göre. Yani pahalı şu an, ekonomi ortada zaten. Poşetleri doldurmuşuz. Ne kadar mal oldu bunlar? Sanırım 250-300 liraya kadar doldu. Peki alışverişimiz devam ediyor mu yoksa bitti mi? Yok, bittik. Bu kadardı bitçe. Şimdi çıkıyordunuz, çıkarken mi yakaladın? Evet, çıkıyordum. Peki alamadıklarınız veya aldıklarınız nelerdir? Meyve aldık birkaç tane, patlıcan aldık, domates, salatalık, bu kadar. Yani bu kadar alacaktınız ve alabildiniz. Alabildik, evet. Yani daha fazla alacaktık aslında ama bu kadar alabildik. Pahalı geliyor yani. Acayip. Geçen hafta mı yoksa bu hafta mı? Geçen hafta da, bu hafta da. Hepsi pahalı yani. Peki hangi ürünler genellikle pahalı? Biber, domates, salatalık, patlıcan, hepsi yani. Tamam, teşekkür ederim. İstediklerimizi alabildik mi? Nadir. İşte ha, eksik var mı? Var, çok. Daha meyveleri hiç geçmedik. Yani 200 liradan herhalde 200 lira ne harcarız yani böyle giderse. Geçen seneyle bu sene çok farklı yani. %200 artmış her şey. Geçen sene şunu 2 lira 3 lira içinde 10 lira olmuş. Hesap etti yani. Vallahi çok makul yani, öyle bir aşırı şey de yok. Göremiyorum gayet yani. Normal yani. Evet. Şikayet ediyorlar ama başka ülkelere gidilsin, oralarda bulamazlar bu bolluğu. Gerçekten çok bolluk var maşallah, Türkiye çok güzel yolda bence. Peki sizler geçen hafta mı daha makuldü, bu hafta mı? Bu hafta, aynı yani. Bu hafta biraz daha ucuz. Ya gitgide de ucuzlayacak herhalde, her şey çoğaldıkça ucuzlayacak. Yerliler çıktı mı daha şey olabilir yani, fiyatlar aşağı düşer. Evet, pazara mı geldin sen? Pazara geldim. Ne aldın? Uncak yemeği. Tamam, hadi şarkı söyle o zaman. Dur ama buradan tutuyoruz. Heh, hadi şarkı söyle. İ-O şarkısı, teşekkür ediyoruz sana. Çok pahalı. Neler pahalı, neler aldık, neler alamadık? Hiçbir şey şu anda almadım, yeni girdim pazara. Her şey çok pahalı. Daha yeni girmişsiniz, hangisini gördünüz? Bunlara bakıyordum, 10 lira 15 lira. Peki ne kadarla geldik, neler alacağız? 200 lirayla geldim, ne alabilirsem. Sebze, meyve var mı aklınızda? Var, var. Torunlar var, küçük. Peki geçen hafta mı yoksa bu hafta mı fiyatlarda değişti? Geçen hafta gelmemiştim, bu hafta geldim. Bilmiyorum şu an. Yüksek bayağı bir fazla. Peki, daha hangi? Yeni girdim ama yüksek yani. Böyle bir bakınca fiyatlar yüksek mi geldi? Hı hı. Geçen hafta geldiniz mi pazara? Gelmedim, geçen hafta gelmedim. Bu hafta kimi geçen hafta daha pahalı, kimi geçen hafta daha uygun fiyatlı dedi ama. Geçen hafta gelmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Bu hafta normal. Geçen hafta nasıldı? Biraz daha pahalıydı. Peki hangi ürünleri görebildiniz, değerlendirebiliyorsunuz? Domates, biber, patlıcan, bu tür ürünleri şey diyoruz yani, gözlemliyoruz zaten. Peki bu hafta neler alacağız? Var mı aklımızda ürünler? Ben aldım domates, biber, salatalık falan. Yürüyüşe mi geldiniz? Evet, şimdi. Biraz piyasa araştırması. Tabii ki, tabii ki, ön şeyimiz o. Zaten şimdi mecbursun araştırmaya. Araştırmazsan. O zaman en iyi siz bilirsiniz, geçen hafta nasıldı, bu hafta nasıl tabii olacak? Tabii ki günün şartlarına göre değişiyor yani. O ürünün pazara giriş çektiğine göre değişebiliyor yani. Normal ucuzsa da eskiye göre şey iyi. Geçen hafta burada mıydınız? Geçen hafta yok, gelmedim. Peki, bu hafta alıştık. Nasıl buluyorsunuz ürün fiyatlarını? Normal, yetiştirmesi zor. He. Poşetlerimizi doldurmuşuz. Ne kadar mal oldu bunlar? 75 lira şurası. He, bir haftalık ihtiyaç. Hepsi o. Haftalık sizce 75 bandında mı alışveriş yapıyorsunuz? Pazar alışverişiniz. Meyveye girmezsen evet.